Herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Sonic Battle R'ın devamı niteliğinde bir inceleme videosu çekeceğim. Neden? Çünkü ilk önce indirmeye gösterdim. Karakter ayarlama ve işte şeylere falan nasıl katılabileceğiniz konusunu tam olarak anlatmadım. O yüzden burada onu yapacağım. Yani neyi nasıl yapacağınızı kısaca anlatacağım. İlk önce kostümize gidiyoruz ya da ondan önce söyleyeyim. Tasarlayacağınız karakteri seçiyorsunuz, yapıyı. Sonic Jam'den Chaos'a kadar hepsi var ama bunlar Chaos ve Tikal daha sonradan açılıyor. Siz şimdilik şu diğerlerini kullanabiliyorsunuz. İşte Silver MK Sonic, Metal Sonic, Silver Espio, Blaze, Shadow, Cream, Amy, Knuckles ve Sonic bir de Sonic Jam karakterlerinin üzerine şey yapabilirsiniz. Değişiklik yapabilirsiniz. Buradan bastığınızda save kısmı, load kısmı görüyoruz burada. Bir de dosya aç var. Burada ekstradan başka birinin karakterini yüklemek isterseniz ya da başka bir arkadaşın size karakterini falan yollarsa sizin için yapılmış. Buradan işte dosyayı açarak o karakteri bulabilirsiniz nereye koyduysanız dosyayı. Onun dışında ben save kısmı mesela ayarladık karakterimizi save yapıp buraya istiyorsanız bir isim yazıp istiyorsanız zaten olan bir kaydın üzerine yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde load kısmı var. Buradan da çok rahat bir şekilde yaptığınız karakterler arası geçiş yapabiliyorsunuz. Şimdi burada neler detaylı onu anlatayım. Renk var, bir de ana renk var. İki tür ayarlamamız var. Bir de burada parlaklık ve aslında yine parlaklık bu da. Ama bu birazcık daha şöyle gördüğünüz gibi cilalıyormuş gibi gösterirken bu birazcık da matlık olarak hani renk tonu, tonajı olarak düşünebilirsiniz shine kısmını. Gloss birazcık daha şöyle parlak bir tema katıyor. Öyle söyleyebilirim. Şimdi multi select diye bir şey var. Bir de istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Mesela kafayı, kulağı, ağzı, burnu falan yapıp bir tane renk seçip her birini tek seferde yapabiliyorsunuz. Renkleri değiştirebiliyorsunuz. Mesela gördüğünüz gibi şöyle alayını seçersem alayının rengi değişecek. Şimdi ben bunu birazcık kurcaladım bayağı. Ne yapacağız mesela? Burada dediğim gibi kafa, göz, kulak, ağız, burun her şey var. Sağ göz, sol göze dahil her şey var cidden. Burada kendinize göre ayarlıyorsunuz. Nasıl ayarlıyorsunuz? İşte mesela renk bu pek hoş bir şey olmadı. Şu mesela eyeliner, şu göz kenarlarını yaptıkları şeyler. Mesela bunu buradan ayarladım. Ben ana rengi mesela kırmızıya getiriyorum. Bir de tema rengi buradan mesela değiştirebiliyorum. Birazcık daha farklı bir ton katmak için. İstiyorsam daha mat bir hale getirebilirim şu şekilde ya da daha parlak şu şekilde. Mesela gördüğünüz gibi bunları yapabiliyoruz. İşte şeyler var, takılar var. Ekstradan takabileceğiniz karakterinize şu şekilde farklı farklı bir sürü şeyler var. Mesela benim en çok sevdiğim burada şu nerede? Bu şey Goku saçı. Bunu da şuradan, şurada sol üst köşede, hani şunun üst köşesinde diyeyim. 1, 2, 3 diye artık hangilerini ne kadar kostümize edebiliyorsanız, ne kadar farklı renk ekleyebiliyorsanız o kadar farklı şey geliyor, 1, 2, 3, 4, 5 falan diye. Bunu da mesela yine ayarlayabiliriz istediğimiz gibi. Rastgele bir şeyler yapıyorum şimdi kafama göre. Mesela daha böyle bir garip bir hale büründü. İşte istiyorsanız yine şöyle çıkartıp takabileceğiniz bir gözlük. Aslında çıkartıp takmıyor. Bu kafamda olması kafamın üstüne ve önüne getiriyor. Şöyle mesela. Evet, mesela karakterimiz bu diyelim. Nasıl katılacağız şimdi oyuna onu göstereceğim. Şimdi bir host var. Bu kendiniz kurmak anlamına göre. Bir de join var. Şu anda mesela evet Eggman Land diye bir var. Burada join'e tıkladığımızda adamın kurduğu şeye gideceğiz. Eğer siz yapmak istiyorsanız buradan host kısmına gelip rastgele mesela Perfect Blue'nun yeri mesela sallıyorum. Buradan işte max player ne kadar olacak? Çünkü sizin bilgisayarınız üzerinden bir host kuruyor ona göre. Hani internet hızınız zafere göre lag oluşabilir. Ben mesela 10 kişilik yaptım. Hemen genel kontrolleri falan her şeyi açıklayacağım. Evet mesela diyelim geldik gördüğünüz gibi. Siz normalde buradan başlamazsınız. Bunu değiştirebiliyorsunuz. Onda nasıl yapacağınızı anlatacağım. WASD normal yön
vermek için. Boşlukta zıplayabiliyorsunuz. Mouse'unuzla kamerayı kontrol ediyorsunuz. İstiyorsanız Q'yla, isterseniz mouse'unuzun sağ tıkıyla spin dash atabiliyorsunuz şu şekilde. Bir de Shift'le şu şekilde yuvarlanabiliyorsunuz. Kısacası karakterlerin ana mekaniği bu, yani kullanım şekli bu. Eğer ki bir rakibiniz sizin önünüzdeyse ve siz de onun tam anlamıyla arkasından gidiyorsanız ondan bir boost kazanıyorsunuz. Ufak bir ufak değil, hatta bayağı bir yüksek hızlandırıyor. Ben mesela şuradan gördüğünüz gibi bir sürü bu farklı paneller var şöyle. Mesela bir tane arkadaş geldi mesela rastgele. Nerede mesela bak şu an? Göremiyorum. Yüksek ihtimal bizim olduğumuz yere çıkmıştır. Bir ufak bir yarış yapayım hatta tek başıma. Mesela Emerald Coast. Hepimizin bildiği, sevdiği Adventure 1'den çok güzel bir map. Oyun daha dediğim gibi prototip aşamasında, ilk videoda söylediğim gibi %5'i tamamlandı diyorlar. Daha yani kaç tane gelecek siz düşünün %5'ken. Evet, random bir arkadaş geldi. Ben şöyle şuradan geçeyim. Bakayım yenebilecek miyim? Daha temin gördünüz mü? Ufak bir boost atmıştım. Hatta adam attı. Yanımdan çok hızlı bir şekilde geçti. İşte arkadaşlarınızla böyle yarışabileceğiniz güzel bir oyun aslında Sonic R Battle. Arada bu yeni versiyonu birazcık daha bug'lı aslında. Onu öyle söyleyeyim. Hani ilk versiyonunda şey olmuyordu. Bazen işte birinci, ikinci falan gösterirken sıkıntı of. Ve burada dikkat etmeniz gereken görünmez duvarlar yok. Yani sınırlar yok, bloklar yok. Bu yüzden çok rahat bir şekilde yere düşebiliyorsunuz. Bu yüzden kendiniz her şey, bütün kontrol sizin altınızda. Yani çok az. Hani mesela burada bir kontrolünden çıkıyor. Belli birçok yerde şey oluyor. Şöyle adamın bindiği şeye gireyim. Adam öldürdü mü? Evet, birazcık hile yapmış gibi olduk böyle. Burayı bir farklı yapmışlar işte. Normalde sonuçta köprüyü sürekli yıkıp tekrardan gelemeyeceği için güzel bir... Evet, adam çıktı. Yazık oldu. Birazcık kötü yarıştık orada adamlar. Şey, sportmence yarışmadık. Yani gördüğünüz gibi oyun hani bayağı şey bir güzel bir şeyi var. Nasıl diyebilirim? Kullanım şeklinden tutun şeyine kadar her şeyi çok hoş yapılmış, güzel yapılmış. Ve yani haritaların çoğu birebir. Çoğu diyorum çünkü bazılarında işte şey filan, işte Heroes'dan filan şeyler var. Haritalar var. O haritalarda tabii ki de birazcık oynama yapmak zorundalar. Ve işte onlarda ufak tefek farklılıklar var. Onun dışında dediğim gibi haritalar tamamen birebir yapılmış. Bayağı güzel bir oyun. Dediğim gibi Discord serverına katılın. Orada Discord'dan zamanı geldiğinde hep beraber video çekeceğiz. Öyle söyleyeyim. Böyle hep beraber oynadığımız bir videomuz olsun dedim. Size özel bir farklı bir ses kanalı açacağız. Orada biz de videoyu çekenler arasında böyle bir toplanıp çekeceğimiz bir Sonic R videosu olacak. Burası çok tehlikeli işte. Burada şöyle her şeyi kendiniz yapmanız lazım. Aman dikkat edin. Hızınızı alamayıp buradan düşmeyin. Özellikle birinciyken ben burada çok düştüm. Hatta sanırım videodayken de düşmüştüm bir kere, hatırlamıyorum. Ve bu şekilde de hedefe varıyoruz. İlk gelene işte ekstradan kaç kişi varsa ekstradan bir de yüzük sağlıyor. Böyle şeyler yapabiliyoruz. Yani kısacası bu kadar oyun. Hem hostu hem şeyini gösterdim. Nasıl katılacağını gösterdim. Umarım bir şey unutmamışımdır. Karakter hani yapma olsun, şey olsun. Ha, bir de şöyle pazarlar var. Onları anlatayım. Mesela ek eşyalarınızı buradan ring karşılığında satın alabilirsiniz. Ben de şu anda hepsini aldım zaten. O yüzden şey yapamıyorum. Satın alamıyorum. Bir burada var. Hani böyle saçtır, işte gözlüktür filan. Bir de hemen şeyde var. Şu taraflarda. Şurada var. Burada da yine. Burada saç genel olarak, kafa kısmı. Diğerinde de ise gözlükleri satın alabileceğiniz bir yer var.
Oyunun mekanikleri bu kadar. Hani hoş, rahat bir şekilde fazla kafa karıştırmadan hani oynayabileceğiniz bir oyun kendisi. Umarım da biz oynarken bir sıkıntı çıkmaz, hep beraber böyle güzel bir vakit geçiririz diyerekten şöyle delikanlı gibi oturarak bitiriyoruz videomuzu. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.